Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize günaydın demek istiyorum. Yarın oynayacağımız Galatasaray maçı öncesi takımımızın genel durumu hakkında bilgilendirmek amacıyla sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen tüm Ankara Gücü camiamıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 28 Ekim Çarşamba günü idrak ettiğimiz Mevlid Kandilimizin milletimize, tüm İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yine dün yurdun dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Değerli basın mensupları, az önce de ifade ettiğim gibi yarın oynayacağımız Galatasaray maçı öncesi takımımızın genel durumu, son durumu hakkında bilgilendirmek üzere değerli hocamız Fuat Çapa'ya söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası bu kadar beklemiyordum, yani bu kadar kalabalığı beklemiyordum. 2012-2013 sezonunda ilk Ankara'ya geldiğimde, yani biraz geri gidiyorum ama göz bakıyorum. Yani sıma olarak çok fazla değişmemişiz ama işte saçlarımız dökülmüş, saçlarımız kırılmış. Bayağı bir, yani belki kalben çok fazla değişiklik yok ama fiziken bayağı bir değişmişiz. Yani bu. Evet, aslında yani sadece şu anki durumu değil, sezon başından beri gelen, hatta Mart'tan itibaren yaşadığımız süreci göz önünde bulundurmamız lazım. Belki bunu biraz es geçiyoruz, yani iş yaşıyoruz ama bunun bize neler yaşattığını ve neler gelip götürdüğünü tam olarak algılayamıyoruz. Yaşadıklarımızı biliyoruz ama beklentilerimizi değiştirmiyoruz. Sanki hayat normal akıyormuş gibi gözüküyor veya öyle görüyoruz. Oysa hepimiz de biliyoruz ki hayat normal akmıyor şu anda. Biraz önce hepiniz buraya geldiniz. Daha önce selamlaşmalarımız bu şekilde miydi? Değildi değil mi? Demek ki bu süreç bizi bilene değiştirmiş. Alışkanlıklarımız bilene bir yerlere alıp götürmüş. Evet, Ankara Gücü'ne Fatih Başkanımızla ilk görüşmeye geldiğimde, cami olarak zaten anlatmama gerek yok. Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesine geldiğimi ve aradıklarında inanılmaz bir şekilde heyecanlanmıştım cami olaraktan. Ama bunun bir o kadar da zorluk süreci yaşayacağımı çok çok iyi biliyordum. Çünkü 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani son 10 yılı Ankara Gücü'nün göz önünde bulunduracak olursak çok da Süper Lig için söylüyorum. Yani Süper Lig'den düştükten sonraki süreç çok da kolay değildi. Ama camianın büyüklüğü tekrar bu camiayı Süper Lig'e getirdi ve şu anda Süper Lig'de halen. Türkiye'de günlük başarılara bakıldığı için, yani geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan sonra, yani buraya gelmek belirli bir riskti. Yani sadece sportif anlamda bakacak olursanız. Burada beni en çok cezbeden neydi? Fatih Başkanımızın 2023 projesini anlatması, yöneticilerimizin bu projeye inanması, benim de bu projeye inanmamı sağladı. En çok heyecanlandıran buydu. Ve onun için de buradayım açıkçası. Onun için de buraya geldim. 26 Temmuz son karşılaşmayı oynadık. Biliyorsunuz Süper Lig'de. 12 Eylül'de de tekrar ligler başlıyor. 5 haftalık bir süreciniz var. Transfer yasağınız var. TFF'nin belirlemiş olduğu bütçeniz var. Ve bunlar içerisinde de 2023'e belirlenmiş bir hedefiniz var. İnanın bana, sizlerden de daha fazla bugün ligde 4'te 4 yapmak isteyen bir yönetim var, bir başkanımız var, bir yönetim kurulumuz var. Bunu ben teknik adam olarak ben istemem mi? İsterim değil mi? Mutlaka. Ama bu başarı eğer kalıcı değilse ben istemem açıkçası. Çünkü bu sene başarılı olup gelecek sezonlar tekrar eğer bunun altını boşaltıyorsa hiçbir anlamı yok.
Yani başarılar bence parayla olan başarılar sadece gelip geçici. Zemini sağlam olan başarılar ise hep kalıcıdır. Türkiye'de bunun iki tane şu anda örneği var. Bunlardan bir tanesi Başakşehir, ikincisi de Alanyaspor. Şu anda o yolda gidiyor. Diğer takımların örnekleri de var. Süper Lig'e çıkıp veya Süper Lig'de şampiyonluğa oynamış, şampiyon olmuş, Avrupa kupalarına gitmiş takımlar ve şu anda neler yaşadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bunu hepimiz önce bir idrak etmemiz gerekiyor. Zaman zaman duyuyorum işte transfer tahtası neden son güne kadar açılmadı? Sizler sadece yöneticilerle görüştüğünüz için, belki tanıştığı daha geçmişten burada oynayan futbolcularla temasınız olduğu için onlarla görüşüyorsunuz ama ben bunları bizzat yaşadım. Eminim başkanımız ve yönetim kurulumuz bu transferi 27 Temmuz'da açmak için var ya inanılmaz çabalar sarf etti. Bunun öncelikle bir bütçeniz var. O bütçe içerisinde neredeyse %50'sinden fazlasını transfer yasağına ayırmak zorundasınız. Ve futbolcuyu arıyorsunuz. Futbolcu diyor ki avukatımla görüşün diyorsunuz. Avukatıyla belirli bir mesafeye geliyorsunuz anlaşmak için. Ondan sonra futbolcuyla avukat görüşüyor diyor ki tekrar avukat ya futbolcu o şartları kabul etmiyor. Tekrar sıfırdan başlıyorsunuz. Yani süreç o kadar bir kolay süreç değil transfer yasağını açmak. Yani şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntı biraz önce belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı. 12 Ağustos'ta biz hazırlık dönemine başladık. Hazırlık dönemine burada ilk idmana çıktığımda 33 tane oyuncu vardı. Şu anda o 33 oyuncudan kaç kişi kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 14 kişi kaldı. Neden? Çünkü altyapıdaki oyuncuları görelim. Transfer yasağı o zaman daha açılmamıştı. Yeni oyuncular gelmek istemiyor. Çünkü transfer yasağınız var. Alt liglerde kiraya vermiş olduğunuz oyuncular geliyor. Yönetim belki aralarından bir veya iki tane çıkar. Umuduyla. Çünkü sonuçta bunun bir maliyeti var biraz önce söylediğim gibi. Ve bu şekilde çalışmaya başlıyorsunuz. Ve bu süreçte de halen daha transfer yasağınız devam ediyor. Yönetim kurulu transfer yasağını açmak için gereken gayreti gösteriyor. Ve aynı zamanda da oluşabilecek kadronun, elinizdeki bütçeye göre oluşabilecek kadronun oluşmasını sağlamaya çalışıyor. Biz transfer yasağını Erzurum karşılaşmasına iki gün kala açmasaydık, yani daha önce açmış olsaydık, yani Erzurum karşılaşmasına bu kadroyla çıkmazdık. Bu bir gerçek. Hatta açtıktan sonra bile bazı arkadaşlarımızın lisansını çıkartamadık bütün çabalarımıza rağmen. Onları bile o karşılaşmada değerlendiremedik. Erzurum karşılaşmasından sonra tek tük oyuncularımız gelmeye başladı. Bugün itibariyle 74 tane idman yapmışız. Maalesef şu andaki mevcut olan kadroyla ben 5 defa üst üste idman yapamadım. Yani burada sadece oynanan oyun tabii ki hiç, alınan sonuçlar hiçbirimizi mutlu etmiyor. Bu bir gerçek. Bizi de memnun etmiyor. Sizler gibi. Ama yaşadıklarımızı dışarıdan görmekle olayı yaşamak arasında çok büyük fark var. Bir de buna ilaveten oynuyorsunuz, baysınız. 2 hafta oynuyorsunuz milli takım arası. Tekrar oynayacaksınız. Yine milli takım arası olacak. İşte Hatayspor'un yaşamış oldukları var. Yani takım birlikte oynamadığı sürece de takım olmak çok kolay olmuyor. Özellikle çok sayıda yeni oyuncu geldiği için. Şimdi tatile gittiğiniz zaman, otele gittiğinizde siz her zaman hemen varıp her istediğiniz yeri bulabiliyor musunuz? Önce bir 2-3 gün arıyorsunuz değil mi? Yemekhanesi nerede? Havuzu nerede? Plajı nerede? Nerede ne yapacağım diye değil mi? Ondan sonra alışıyorsunuz. Ve burada biz bir takım oyunundan bahsediyoruz. Ve bu takım oyunu 1-2 günde oluşacak bir şey değil. Ve bu sezon öyle bir sezon yaşıyoruz ki yani 21 takımla lige başladık. Aslında 21 takım değil. Biz 22 takımız. Bir de Koronaspor var aramızda.
maçın yani düne kadar halen daha dün akşama kadar akşam saatlerine kadar bekliyorduk yani yarınki karşılaşmada kimi oynatabiliriz, kimi kadroya alabiliriz. Çünkü belirli bir çalışma yapıyorsun ama o çalışmanın belki size iki gün sonra tamamen değişik bir görüntü verecek. Çünkü yapmış olduğunuz sonuç var ya pozitif çıktığı zaman bu sefer ne yapmanız gerekiyor? Tamamen yeniden bir düşünceye girmeniz gerekiyor. Yeniden bir dizilişe düşünmeniz gerekiyor ve çözüm üretmeniz gerekiyor. O kadar yani eski alışkanlıklarımız hiçbir şekilde kalmadı. Maalesef. Ama ortama da ve şartlara da ayak uydurmak zorundayız. Çünkü bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Herkesin, dünyanın yaşamış olduğu bir olay. Diğer taraftan bence şu anda kurmuş olduğumuz kadro, inanın bana belki 2002 yılından sonra Ankara Gücü'nün en iyi kadrolarından bir tanesi. Belki bugün için değil ama 2023 için. Bundan eminim. Şüphem de yok. En ufak bir şüphem yok. Bunu zaten sizler de yapmış olduğunuz yorumlarda bireysel anlamda analiz yaptığınız zaman zaten söylüyorsunuz. Bırakın buradaki olanları. Futbol kamuoyu bunu söylüyor. Sivas karşılaşması oynadıktan önce 2-3 tane orta sahaya oyuncu takviye ettik biliyorsunuz. 2 gün idmana çıkıp ondan sonra oynatmak zorunda kaldık. Çünkü ihtiyacımız olan bölgelerdi. Ve belirli bir oyun felsefesi yerleştikten sonra bakıyorsunuz en iyi elemanlarınızdan bir tanesi sakatlanıyor. Ve bu sefer tekrar arayış içerisine girmeniz gerekiyor ve 5 hafta yok bowling'e. Bu sefer yönetim her şeyi seferberlik yapıyor. Bir sonraki karşılaşmaya yetiştirebilmek için forveti getiriyor. Forvet bir gün idmana çıkıyor, ikinci gün maça çıkartmak zorunda kalıyorsun. Burada hakem faktörünü de göz ardı etmememiz lazım. Yani tamam biz tabii ki onların vermiş olduğu karara değiştirme şansımız yok. Saygı duymaktan da başka bir şansımız yok. Ama eminim onlar da bizim yapmış olduğumuz maç analizleri gibi kendilerini maçtan sonra analiz yapıyorlardır. Ve Kayseri karşılaşmasından sonra ve Rize karşılaşmasından sonra hakemlerin iyi günler geçirdiğini tahmin etmiyorum vicdanen. Yani çünkü hepsini iyi bildiğim için, iyi tanıdığım için bilerek ve kasti olarak yapmadıklarından eminim. Çünkü yani bunu onların samimiyetine maçtan önce ve maçtan sonra yapmış olduğumuz konuşmalarda çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsun. Ama futbol bir hata oyunu. Zaman zaman onlar da bazı hataları görmüyor. Ama bu hataları sadece bize karşı görmesin, yapmasınlar. İki takıma karşı yapsınlar ki bizim de istediğimiz bu. Örnek verecek olursam Voka'nın yani sadece o maçı kaybetmiyorsunuz. Yani maçtan sonra daha kaybettikleriniz çok fazlası var. Bir soruya da çok fazla yansıyor. Üzücü olanı da o. Sadece o karşılaşmayı kaybetseniz o kadar önemli değil. Çünkü telafi etme şansınız var. Ama futbolcuyu haftalarca kaybediyorsunuz. Sahada idmana çıkartamıyorsunuz. Voka'nın burnu kırıldı. Ne kart var ne herhangi bir şey var. Bensin'in var ya beline almış olduğu darbe iç kanaması geçirdi. 800 gün idmana çıkamadı. Rize karşılaşmasında Pensil oyuna devam edebilmiş olsaydı zaman zaman duyuyorum ve okuyorum ya Pensil var oyundan alınır mı? Ya Pensil oyundan alınır mı ya? Yani bunu teknik adam olmanıza gerek yok biliyor musunuz? Evdeki var ya hiç futbol izlemeyen anneniz bile ne var ya o karşılaşmayı Pensil'i görse onu bile değiştirmez yani. Ama Pensil'in 25 dakikada sonra ağrılarının oluşmaya başladığını ve her seferinde her yapmış olduğu aksiyondan sonra kulübüye bakıp ben ne zaman değiştireceğim diyerekten gözüne bakıyor. Diğer taraftan yani verilen verilmeyen kartlar da açıkçası çok üzücü. Yani Rize karşılaşmasında Erdi'ye yapılan veyahut da atılan dirsek. Diğer taraftan atılmayan veya dokunulmayan bir Alper. Yani bunları siz teknikle, taktikle, mücadeleyle önüne geçmeniz mümkün değil. Mümkün değil bunlar.
Ama biraz önce söylediğim gibi lig artık eskisi gibi değil. Ligi şu anda 18 takımdaki gibi değerlendiremeyiz. Çünkü 5. hafta, 6. hafta artık panikler oluşmaya başlıyordu. Ve ona göre belirli sıkıntılar oluşuyordu camialarda. Ama lig artık 21 takım. Bu da 40 tane karşılaşma demektir. Maraton çok uzun. Bizim bugün yaşadıklarımızı hiçbir takım için gerçekten temenni etmem. Ama şunu da bilelim. Nasıl hepimiz öleceksek her takım da bunu 3 aşağı 5 yukarı yaşayacaktır. Biz bunları belki hepsini şu anda üst üste yaşıyoruz. Ama eminim nasıl her yağmurdan sonra güneş doğuyorsa Ankara'ya gücünün üzerine güneş doğacak. Bunların en ufak bir şüphem yok. Çünkü biz gerçekten iyi oyunculardan oluşan bir kadroyuz. Sadece biraz önce söylediğim gibi bu kadroyu birlikte oynatıp, birlikte çalıştırıp, birlikte hedefe inandırmamız lazım. Şunun da altını çizmek istiyorum. Buraya gelen oyuncular inanın ne için geldi biliyor musunuz? 2023 projesini anlattığımız için geldiler. Ve bu bir yönetim başarısıdır. Bu şu kadronun oluşması. Çünkü şu anda ligin en maliyetsiz kadrosu, en ucuz kadrosu diyelim. Çünkü biliyorsunuz TFF'nin belirlemiş olduğu bir limit vardı. O limitin %50'si transfer yasağına gitti. Diğer %50'siyle kurulan bir takım bu. Belki bu şu anda yarın oynayacağımız rakibin bir futbolcusunun veya iki futbolcusunun maliyeti bile değil. Tabii burada en büyük etkenlerden bir tanesi de yani taraftarı göz ardı etmeyelim. Ankara Gücü taraftarını. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz sezon devre arasında yapılan transferlerden sonra Ankara Gücü'nün pandemiye kadar almış olduğu sonuçlar sadece gelen oyuncuların var ya performansıyla ilgili değildi. Statta olan o taraftarın da çok büyük katkısı vardı. Pandemi öncesi oynanan oyun coşkuyu bir göz önüne bulundurun. Bir daha sonrasını bulundurun. Bence o da çok net bir tabloyu gösteriyor. Yani bugün Türkiye'de belki bu konuda etkilenen 3-4 takım varsa inanın onlardan bir tanesi de biziz. Ben inanıyorum. Zaten inanıyorum. Yani inanıyorum ve biliyorum. Ligin sonu tamamen değişik olacak. Yani ligin sonunda tekrar bu araya geldiğimizde, bir araya geldiğimizde burada nasip olursa gelecek sezonun hedeflerini soracaksınız. Eğer buna inanmasam, bu oyuncu grubuna güvenmesem, yönetimimizin belirlemiş olduğu hedeflere inanmamış olsam, hiç kimseden bir şey beklemeden bu kadar derim. Ben bu işi yapamıyorum derim. Başka birisiyle bu yola devam edin derim. Bunu ne medyanın bununla ilgili baskı yapmasını beklerim, ne yönetimden böyle bir talep gelmesini beklerim. Buna hiçbir şekilde yapmam. Daha önce yapmış, çalışmış olduğum takımlarda da bunu çok rahatlıkla yaptım. Eskişehir Spor'da biliyorsunuz transfer yasağımız vardı. Altyapıdaki çocuklarla iyi bir sezon geçirdik. İkinci sezon yönetimin hedefi tamamen değişikti. O hedefler doğrultusunda kendimi bulmadığım için ayrıldım. Ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Maddiyat benim için var ya en son planda. Ben bu işi seviyorum ve sevdiğim için bu işi yapıyorum. Hiçbir zaman maddiyat düşünerek var ya bu işi yapmadım. Hayatımda hiçbir şekilde değil. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Ankara Gücü'nün gerçekten çok iyi bir başkanı var Fatih Mert. Çok değerli yöneticileri var. Belki de Ankara Gücü'nün en büyük şansı bugün itibariyle bu. Onun için Ankara Gücü taraftarı rahat olsun. Özlenen Ankara Gücü hedefleriyle birlikte gelecektir. Bundan emin olun.
Sorularınız varsa cevaplandırayım. Hocam durumu biraz açar mısınız? Şu anda takımda kaç tane oyuncusu evet. pozitif, ne durumdalar? Yöneticiler teknik ekibinizden de var. Bunları biraz detaylı açıklayabilirsiniz. Evet. Şimdi Bülent toplam olaraktan vaka ya yani olarak oyuncu olaraktan 7 tane pozitifimiz var. Ama oyuncumuzun bir tanesinde testlerin negatif çıkmasına rağmen çekilmiş olan tomografide belirtileri var. Yani aslında 8 diyebiliriz. Artı yani semptomu olan birkaç tane daha arkadaşımız var. Onları da takım içerisine sokmadık. Yani daha fazla olmasını bekliyorum. Çünkü yani o konuda da gerçekten biraz önce söylediğim gibi yönetim kurulu özellikle de Celalettin Bey'i tebrik etmek lazım. Yani alınabilecek bütün tedbirler kulüpte alınıyor. Gereğinden fazla hatta talimatların istediğinden fazla testler yapılıyor. Biz Rize'ye gidene kadar en ufak bir şeyimiz yoktu. Yani en ufak bir şeyimiz yoktu. Vakası olmayan takımlardan bir tanesiydik. Ama Rize dönüşü maalesef yani önce sahada pozitif olduk. Verilen kararlarla sonra geldikten sonra da burada pozitif olduk. Evet, teknik ekipten de iki tane arkadaşımız şu anda hastanedeler. Sağlık ekibimizden olan üç tane arkadaşımız var. Personelimizden olanlar var. Yöneticilerimizden olanlar var bildiğim kadarıyla. Doğru. Evet. Yani maalesef çok iç açıcı değil. Şunu söyleyeyim. Rize karşılaşmasında başlayan ilk 11'den 5 tane arkadaşımız olmayacak. Pozitif oldukları dolayı bir tanesi tedbir amaçlı olmayacak. Bir tanesi de cezalı olduğu için olmayacak. Bunları ilk 11'de oynattığınız kaç tane oyuncu vardı? Anlattım mı işte 8 tane. Ha, pardon. Ya tweet atıyorum ya tarafta. Hocam şimdi... Hocam şimdi oynanan bir 4 maç var, bir beraberlik var. Siz kendi adınıza bir öz eleştiri yapabiliyor musunuz? Yani şurada şu hatayı yaptık, şu maçı şundan kaybettik. Diğer faktörlerin yanında. Sizin kendi öz eleştiriniz var mı kendinize? Yani şimdi Sivas'ta alınabilecek bence maçtan önce bir puanı söylemiş olsalardı hepimiz mutlu olurduk, memnun olurduk. Ben hem oynanan oyundan hem de alınan skordan memnundum açıkçası. Şimdi ben ne zaman kendimi eleştiririm? Benim takım özellikle pozisyona girmezse o zaman kendimi eleştiririm. Benim takımım sahada gereken mücadeleyi vermezse o zaman kendimi eleştiririm. Takımım belirlemiş olduğum taktiksel isteklerimi yerine getirmezse üzülürüm, kırılırım. Ama oyunla bak size ben şunu sorayım. Kayseri bizden çok mu daha iyi oynadı da kazandı? Yok, oynamadı. 6 tane, 6-7 tane çok net pozisyonumuz var. Rize bizden çok mu iyi oynadı da kazandı? Rize maçı da hakem faktörü. O zaman ben kendimle ilgili ne muhasebesi yaparım? Şöyle yani tabii ki yapıyorum. Yapmıyorum değil. Öz eleştiri yapıyorum kendimi. Sizin söylediklerinizi dikkate alıyorum. Ama biraz önce söylediğim gibi 5 defa üst üste birlikte takım birlikte idmana çıkmayan takımdan bahsediyoruz. Şimdi pensille oynamak o mevkide başka. Yarın oynayacağım o mevkide arkadaşla başka. Çünkü her oyuncunun özelliğine göre oyun belirlemek zorundasınız. Benim istediğime göre ben şu anda oyun belirleyecek düzeyde değiliz biz. Ben şu anda mevcut olan oyuncu grubunun, elimizdeki mevcut olan oyuncu grubuna göre belirli bir oyun felsefesi belirlemek zorundayım. Artı ben klasik oyun oynamak istemiyorum Türkiye'de. Uzun topu şişir, ondan sonra ikinci topları kazan. Çünkü biz buraya bir şeyler yerleştirmek istiyoruz. Eğer 2023 gerçekten hedefse o zaman 2023 hedefe ve kalıcı olacak hedefe göre oyun oynayalım. Bugün neden Başakşehir oynadığı oyun var ya beğeni kazanıyor? Neden Alanyaspor'un oynamış olduğu oyun beğeni kazanıyor?
Çünkü bizim alışık olduğumuz oyun tarzında oynamıyorlar. Hocam, tabii ki arkadaşların sorularını da genel anlamda içeriyor. Tabii önemli olan şey yarın Galatasaray maçı var. Çok sıkıntılı bir süreç sizin adınıza. Türkiye'de birçok kulüp adına da sıkıntılı süreç devam ediyor. Öncelikle burada bir etik olmayan bir rekabet ortaya çıkacak. Tamam, pandemi herkes için geçerli ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun ısrarla bu maçları oynatmak istemesi bir şekilde haksız bir rekabete doğru gidiyor. Yarın da Galatasaray maçımız var. 7-8 tane oyuncunuz yok. Psikolojik anlamda tamamen bitmiş bir takımsınız. Bu mücadele nasıl olacak? Biz şöyle yani, ben psikolojik olarak bitmiş durumda değiliz. Hayır, sağlık psikolojisi. Yok, ben değiliz yani. Olmayan arkadaşlarımız var gerçek ama ben psikolojik olarak bitmiş durumda değiliz. Ne benim ne de oyuncularım. Kesinlikle değil. Biz yarın iyi oynayacağız hem de iyi sonucumuzu alacağız. Yani kimsenin beklemediği sonucu alıp geleceğiz. Ben buna inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Ve oyuncularıma da güveniyorum. Haksız rekabete gelince, evet, bazı takımlar belki hiç etkilenmeyecek, bazı takımlar çok etkilenecek, bizim şu anda etkilendiğimiz gibi. Bu bir gerçek. Belki de sezon sonunda şampiyonluğu belirleyecek korona. Geçtiğimiz sezon ve koronadan sonra bazı takımların nasıl koptuğu gibi şampiyonluktan. Yani bununla rekabet etmeyi de öğreneceğiz. Onun için söyledim, lig 21 takımla oynanmıyor, 22 takımla oynanıyor. Ve şu an bu sezonun en büyük şampiyonu adayı da bana göre Koronaspor. Çünkü o belirleyecek yani. Belirleyici olacak. Maalesef öyle yani. Yani biz rekabetin adil bir şekilde olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Biz çıkar yani şu anda altyapıdan da getirdik 3 tane arkadaşımızı. Yarın büyük bir ihtimal onlar da kadromuzda olacak. Yani sonuçta alışacağız bu ortamı yaşamaya. Yani sosyal medyada yazılanlar, çizilenler, ben de kullanıyorum sosyal medyayı gerçekten. Biliyorsunuz zamanla çok fazla da aktif kullandım. Ama ben hep olumlu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Güzel mesajlar vermeye çalışıyorum. Bazı mesajlar geliyor, bana da geliyor, gelmiyor değil. Ama biliyorum ki iki gün sonra sokakta o arkadaşlar beni gördüğü zaman benimle resim çekiliyor, sosyal medyada paylaşıyor. Yani önemli olan araçları doğru kullanmak. Amaca doğru kullanırsak sıkıntı yok. Yani bir de şu algıyı artık bir göz ardı bırakalım yani. Biz sadece olumsuzluklardan beslenen bir ülke olmayalım ya. Bizim samimiyetimiz, bizim örf ve adetlerimiz nerede kaldı? Yani bizim birimiz ağladığı zaman, hepimizin ağladığı zamanlar nerede kaldı? Şimdi sanki biri ağladığı zaman birisi gülüyor yani karşıda. Öyle bir ortama geldik. Bu biz değiliz yani. Biz değiliz bu. Hocam, ben de 2023 projesiyle ilgili sorunlarım olacak. Bu projenin tabii çok önemli aktörleri var. Tabii başta yönetim ve taraftar olmak üzere. Teknik adam ve futbolcular olarak bu projenin neresinde olduğunuzu nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl planlıyorsunuz? Bir de bundan 10 yıl önce 100. yılında şampiyonluk paralasıyla çıkılan yolculuğu nasıl kabusa dönüp ve bugün ne fatura edildiğiyle ilgili hiç konuşmalar geçiyor mu? Oralardan çıkarılacak dersler var mı? Bir de Ankara Gücü tarihiyle ilgili yönetimsel olarak ve teknik ekip olarak futbolcularınızla görüşme imkanınız oluyor mu? Bu derin kültürü anlatma fırsatı bulabiliyor musunuz? Çünkü bu işlerin ne kadar çetrefilli ve zor olduğunu da biliyoruz ama hakikaten inandığımız bir teknik adamsınız. Tavrınızla, duruşunuzla da bunu geldiğiniz günden de belirtiyorum. Zamana da ihtiyacın olduğunu her fırsatta belirtiyorum. Hele bu şartlarda zamanın daha çok ihtiyacı olacağını. Bu proje çok önemli. Bu projenin içinde ne kadar kalabileceğinize inanıyorsunuz? Türkiye gerçekleriyle ilgili bunlar hakkında bir şeyler. Güzel bir soru Ali abi. Biz güzel soru sormaya çalışırız. Yani siz istedi. Ben her gittiğim takımda projeyle gittim biliyor musunuz? Her işe başladığımda projeyle başladım. Ama rüzgar var ya bazen o projelerin yönünü değiştirdiği zaman o zaman o vizyon ve projeler yok oluyor maalesef.
Yani biz bir Avrupa ülkesi değiliz. Yani çünkü biz duygusalla toplumuz. Duygusal bizim bizi %70 kalbimiz veya duygularımız yönetiyor, %30 beynimiz yönetiyor. Avrupa ile olan farkımız da bu zaten. Diğer tabii ki 2023'e inandığım için buradayım. Oyuncuları anlatma konusuna gelince Ali abi, oyuncuları anlatmayı çok isteriz. Çok isterim ben. Ama bulunmuş olduğumuz şartları da göz ardı etmeyelim. Rize maçından öncesine kadar biz burada birlikte takım yemekleri yiyorduk. İdmandan sonra, idmandan önce. Ama şu anda maalesef onu yapamıyoruz. Yani nasıl anlatacaksın sen şimdi bunu? Anlatma şansın var mı? Fırsatın var mı? Eğer yönetimimiz geçmiş yılları değerlendirmiş olmasaydı 2023 projesine bu şekilde başlamazdı. Onlar da geçmişteki gibi getirirlerdi buraya. Belki şu anda tüm takımın maliyetine 3 tane oyuncu. Sonra? Sonra 3 tane. Demek ki o analiz doğru yapılmış ve yaşanmış. Çünkü yönetimimizin, başkanımızın ve yöneticilerimizin, şunu unutmayalım ya, yıllardır yönetimlerde de bulundular. Ankara Gücü taraftarını tribününü de çok iyi biliyorlar. Çünkü onlar da tribünde neler yaşandığını, yaptığını çok iyi biliyorlar. Yani Ankara Gücü'nü eminim noktasına kadar, virgülüne kadar hepimizden daha iyi etüt etmişler ve analiz etmişler ki 2023 projesi diyerekten bugün bunları konuşuyoruz, bugün uygulamaya çalışıyoruz ve onun zeminini hazırlamaya çalışıyoruz. Hocam kulübün bir vizyon katması çok güzel, ancak bu yılı kazasız belasız atlatabilmemizin garantisi var mı? Şu şablonla birlikte bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Bir de benim transferler yapılırken ilk gördüğüm, eleştirdiğim bir konu vardı. Ligi bilen oyuncu sayısı az geldi bana Ankara Gücü'nde. Çünkü Ankara Gücü'nü lige yeni çıkmış bir takım olarak değerlendirirsek, sanırım Alper'le Charlie'ye ligi birazcık hani biliyor. Diğerlerinin çoğu transferleri dışarıdan geldi. Lige ilk defa gelecek. Bunların adaptasyon sorunu var. Lige yeni çıkmış bir takım gibi görürsek Ankara Gücü'nü, bu olumsuz yansıyabilir. Bu hususta neler söylersiniz? Bir de Galatasaray kamp programını alırsak sizden. Galatasaray kamp programı yani 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani o 10 tane arkadaşımız olmayacak. Diğerler olacak. Artı 3 tane altyapıdan olacak. Yani yeni transferlere gelince şunu söyleyeyim sana. Türkiye'de yerlisi yabancı transfer etmiş olduğun futbolcular bizim şu anda yurt dışından getirmiş olduğumuz maliyete gelebilir mi? Gelir mi? Şu anda Türkiye'de ortalama bir yıldan fazla oynayan oyuncu ne kadar kazanıyor Anadolu takımlarda biliyor musun sen? Bizdeki şu anda aldıklarının 2 katı ve 2,5 katı. Getirme şansınız var mı bütçenizde? Yani maddi konulara ben çok fazla girmek istemiyorum ama çünkü yönetimin rakamları açıklama, ondan sonra bunlarla ilgili benim hiçbir alanım değil. Onun için çok fazla o konulara detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Onu eğer öğrenmek isterseniz başkanımıza veya yöneticilerimize görüşürsünüz, ona göre alırsınız. Yerli futbolcuya gelince biraz önce söylediğim gibi aslında o bağlantılı. Yani bu iş bütçeyle alakalı. Yani ne kadar bütçeniz varsa ona göre oyuncu alırsınız. Yerliden ziyade ligi bilen hani daha önce. Ama işte biraz önce tamam yani onu söylüyorum ben de yerlisi yabancısı. Bizim aldığımız rakamlara Türkiye'den futbolcu alma şansımız yok. Yani mümkün değil, alamayız yani. 14 tane 19 tane oyuncu gitmiş. 14 tane oyuncu transfer etmişim. Yapma şansın var mı? Ve bunun içerisinde geçtiğimiz sezonki bütçenin var ya 150'siyle yapıyorsun bunu. Evet arkadaşlar, idmanım var. Eğer müsaade ederseniz ben sizlere buraya kadar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Özellikle bu süreçte. Biraz önce söylediğim gibi burada en az bizler kadar sizler de çok önemlisiniz. Olaylara olumlu bakarsak, pozitif bakarsak eminim buradaki sinerji tamamen, hava tamamen değişecektir.
Bizler her yere ulaşamıyoruz ama sizler her yere hem sözlü hem görüntülü olarak hem kaleminizle ulaşabiliyorsunuz. Şu anda Süper Lig'desiniz. Çünkü Ankara gücüyle birlikte sizler de Süper Lig'desiniz. Ama Avrupa kupalarına çıkmak istiyorsanız, o arenada olmak istiyorsanız hep birlikte pozitif olalım ve inanalım. Son söz alayım hocam. Tabii ki. Değerli arkadaşlar, katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde malum bir genel kurulumuz olacak. Bu genel kurulumuzda kulüp başkanımız sizlerle ayrıntılı detayı paylaşacak. Yani bugüne kadar yönetim kurulu olarak Ankara gücüne ne yaptık, neler kazandırdık, mali bilanço, bunların hepsini açıklayacağız. Hepsini birebir açıklayacağız. Çok verimli ve faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Hepinize tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun.